Eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu eğitim videomda yeni bir örneği sizlerle paylaşıyorum. SolidWorks'un Sage Metal modülünde. Şimdi ekranda gördüğümüz 8. modelleme örneği arkadaşlar. Ufak tefek ölçü eksiklikleri var arkadaşlar örnekte. Bunları da sizlere kullandığım PDF uygulaması üzerinde notlar düşerek anlatmaya çalıştım. Örneğin buradaki basit dairenin çap ölçüsü eksik 20 mm. İşte şuradaki atıyorum bir tane flanşım var. Burada da aynı şekilde flanşım var. Zaten büküm noktaları da buralar olduğu için büküm radyuslarının 5 mm olduğunu söylüyoruz. Ve şurada da bir tane kesme işlemi olacak. Genişliği 110 mm ve küçük kenarda dikdörtgeni 70 mm olarak almanızı isteyeceğim sizlerden. Dolayısıyla bakın, üst düzlemden bakacağım. Öncelikli olarak arkadaşlar şöyle sizlerle birlikte ana hatları oluşturacağız. Tabi bu sketch ortamında esasında şu daireleri de çizebiliriz veya istersek şuradaki slotları da oluşturabiliriz. Bunlar gidişata göre birlikte yapacağız. Bakın şöyle yeni bir parça dosyası açarak üst düzlemde çizim başlatıyorum. Daha sonra orta nokta çizgisini aldık veya line alalım arkadaşlar. Orta nokta değil de şu şekilde line alalım. Buradan bir miktar düz gidiyorum. İçeri girdim. Şu şekilde geldik. Dikeyi de yakalatıp orijinime birleştiriyorum. Şurayı da kapattım aynı şekilde. Şimdi bu çizgimi tutup yardımcı geometri yap diyorum. Ve gerekli ölçülendirmeleri yapalım. Şimdi 70 milim burada var. 110'un yarısı 55. Dolayısıyla buradan geldim. Buraya olan ölçüm ne kadar arkadaşlar? 70 artı 110 bölü 2 yani 55 milimetre. Bakın geldik. 145 demişim. Buna dikkat edin. Çap olarak 145. Geldik. 145 milim ölçüsünü girdik. Aynı şekilde 51 milim. Neresi? Buradan buraya olan mesafe. Hemen buraya geldik, verdik. Daha sonra devam ediyorum. 125 milimlik bir ölçüm mevcut. Şu kısmı tuttum. 125 milimetre olarak ölçülendirdim. Skecim simsiyah olduğuna göre tam tanımlı. Hemen Ctrl A diyorum. Objeleri aynala. Öbür tarafa doğru da aynalamış oluyorum. Şimdi isterseniz aynı aşamada arkadaşlar şöyle köşe noktası ile dikdörtgen komutuyla şöyle bir tane dikdörtgen oluşturmak istiyorum. Bakın kontrol tuşumla 3 tane kenarı tuttum. Simetriklik ilişkisi verdik. Akıllı ölçülendirme ile şu kısmın 110 mm olduğunu biliyorum. Aynı şekilde buranın da 70 mm olduğunu biliyorum. Bakın ölçülendirmelerimi yaptım. Daha sonra bu aşamada objeleri bu da komutunu tabii ki çalıştıracağım. En yakına 40 özelliğim aktif. Şu kısımları gelip gördüğünüz gibi buduyorum. 110 şuradaki ölçümü tekrar bir teyit edeyim. 55 mm çizimimi tam tanımlar getirmek için. Ve yine bu aşamada şuraya da rastgele bir tane daire atıyorum. Çapının 20 mm olduğunu söyledik. Ve 28'e 42 mm ölçülerim mevcut. Bakın öncelikle çapını geldik. 20 mm olarak ölçülendirdik. Merkezden buraya olan ölçüm ne kadar? 28 mm. Aynı şekilde dairenin bu noktaya olan mesafesi de ne kadar arkadaşlar? 42 milim. Şimdi objeleri aynala komutum. Dairemi tuttum. Geldim öbür tarafa doğru aynalıyorum. Bu aşamada izometrik olarak bakacağım. Veya ne yapalım arkadaşlar? Hazır bu kısma gelmişken merkez noktası ile yuva komutunu kullanarak şu şekilde de bir tane yuva oluşturmak istiyorum. Bakın burada şu çizgiyi tutarak bunun dikeliğini kontrol ettim. Şimdi geldim. Yuvanın yarıçapı 10 milim. 25'e 55 milim ölçülerim mevcut. Akıl ölçülendirme ile geldik. Öncelikli olarak yarıçapı 10 milim. Bakın bu kenardan bu noktam olan mesafesi 25 milim. Daha sonra buradan buraya yanılmıyorsam çap ölçüm 55. Sıkıntı yok. Sürülen ölçülendirme olarak kalsın. Şimdi şöyle geldim. Burada bir de 50 milimlik ölçüm var. Bakın 50 milimlik ölçüm bu merkezden. Shift'e basıyorum.
Buraya olan ölçüm arkadaşlar, hemen geldim bunu da düzenledim. Baktık daha hala eksik ölçü gözüküyor. Neden eksik ölçü gözüküyor? Bakın şuradaki 6 milimlik ölçüyü girmedik çünkü. Buradan buraya olan şu yatay ölçümde 6 milimetre geldik, onayladık. Şimdi aynalama komutunu kullanacağım. Geldim, yuvamı seçtim. Eksenimi gösterdim. Öbür tarafa doğru aynaladım. Ve izometrik olarak bakıyorum. Sayacı levha komutları içinden taban filan sekmesi diyorum. Aşağı doğru veya şöyle yönü ters çevirerek, bakın PDF'de 5 mm saç kalınlığını görüyorsunuz. 5 mm bu şekilde bir saç oluşturuyorum gördüğünüz gibi. Peki bundan sonraki kısma bakalım şimdi. Şu kenarlardaki kenar çekmeleri arkadaşlar oluşturacağım. Şimdi yarı çapı 5 milim, bir de 15 milimlik bir ölçüm mevcut. 15 artı 5'ten 20 milimetrelik bir ölçüm olacak. Bakın ne demek istiyorum. Şimdi kenar çekme komutunu çalıştırıyorum öncelikle. Şöyle tıkladım. İsterseniz şu aşamadan da bakabilirsiniz. Bakın ikinci tipim, açık tipini kullanacağım. Dışa büküm şeklinde. Bu ölçüm 20 milim. Çünkü merkezden buraya 15 verdiğine göre 5 milimde yarı çapı vermiş. Burası 20. Şurayı da 0-1 girmemin sebebi, şimdi bunu göstereceğim sizlere. Şöyle üzerine bir defa tıkladığım zaman arkadaşlar yarı çapın yaklaşık 5 milim olduğunu görüyorsunuz. Ve şekil itibariyle de şuradaki boşluğun çok küçük olduğunu görebiliyorum. Şimdi tekrar kenar çekme komutunu çalıştırdık. Bu kenara bir defa tıkladım. Aynı ölçülerle geldim. Bunu da onaylıyorum. Bakın saç kenarı flanşı komutumla buradan bir tane flanş çekiyorum. Hemen geldim, tab tuşuyla karşıma aldım. Varsayılan yarı çapı kullan tikini kaldırarak 5 mm yarı çapım. Açım 90 derece. İkinci tipim arkadaşlar flanş uzunluğunda sanal sivriler. Bakıyorum 28 milimlik ölçüm. Bu ölçümü geldim onayladım. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Bakın dışa büküm şeklinde oluşturacağım flanşımı. Ve çapraz profili düzenle diyerek geldim. Buradan dik baktım. Şimdi şu iki kenarı tutarak bu şekilde çekiştirdik. Ve 29 milime 71 milim ölçülerini giriyorum. Hemen akıllı ölçülendirme ile, isterseniz izometrik olarak da bakabilirsiniz arkadaşlar bu aşamada. 29 milim ölçümü girdim. Ve şu ölçümün yine 71 milimetre olduğunu biliyorum. Ve yine ne dedik? Buradan buraya da 28 milimlik ölçümüz mevcut. Gelip buradan sadece onaylamam kalacak. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi fakat şunu söyleyeceğim sizlere. Şimdi hesaplama ölçüm diyorum bakın. Bu noktamla bu noktam arasını bakıyorum. Ne kadar? 23 milim. Peki benim yapmam gereken ne olacak? 23 ise arkadaşlar şöyle, bu 28 ölçüsünü 5 milimetre arttıracağım 33 olarak. Şimdi şu trafik lambasına basalım, bir güncellesin. Bakın tekrardan ölçüm diyorum. Bu noktayla bu nokta arasının 28 milim olduğunu, yani şu aşamada doğru olduğunu görüyorum. Peki tekrar saç levha komutlarına geri döndük. Saç kenar flanşı diyoruz. Buradan da bir tane flanş çektim ve geldim. Şu şekilde bakıyorum flanşıma. Yine dışa büküm olacak. Büküm radyusum aynı şekilde 5 mm olacak arkadaşlar. Daha sonra buradaki ölçümün de yanılmıyorsam 36 milim olduğunu biliyorum. Hemen geldik. 36 mm olarak girdik. Aşağıya doğru indik. Herhangi başka bir seçeneğim yok. Sadece çapraz profili düzenle diyerek profilime dik bakacağım. Bu aşamada line komutuyla örneğin şuralardan kesip bu şekilde birleştirmemi sağlayacağım. Peki doğru mu yapıyorum? İzometrik bakarak bunu görebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde olduğunu. 10 milimlik bir ölçüm mevcut. Tekrar şöyle dik bakıyorum profile. Akıllı ölçülendirme komutuyla şu iki nokta arasını 10 milimetre olarak geldim, girdim. Bakın buradan buraya da yine 36 milimlik ölçüsünü onaylıyorum. Ve budama komutuyla da şu dışta kalan kısımlarımı arkadaşlar buduyorum aynı şekilde.
Bakıyorum şöyle tuttuğumda oynamaması lazım. Neden oynuyor? 36'lık ölçü gittiği için oynuyor. Bunu hemen revize ediyorum. Düzenliyorum. Ve buradan son diyorum bakın. Çapraz profili düzenlemiş olduk birlikte. Ancak şunu sizlere söyleyeceğim. Buradaki 10 milimlik ölçünün şu şekilde bu kısma yakınlaşmak istiyorum arkadaşlar. Nereden nereye olduğuna dikkat edin. Dolayısıyla şöyle yapacağım ben de. Hesapla ölçüm diyorum. Bakın bu noktayla bu nokta arası ne kadar uzaklık? 5 milimetre olarak gösteriyor bana. Dolayısıyla ben de bu 10 milimlik ölçüyü 15 yapacağım. Çünkü ben alt taraftan itibaren 10 milim ölçüsünü girdim. Dolayısıyla 15 yaptığımda istediğim profil benim bu olmuş olacak arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir bakalım profile herhangi bir sıkıntı var mı? En hızlı şekilde birlikte toparlamaya çalıştık. Kesme işlemleri, flanşlar, işte çapraz profili düzenli olayları. Yine bu örneğimi sizlerle videomun altında da link şeklinde paylaşacağım arkadaşlar. Hemen şöyle malzeme düzenli diyerek buradan ne diyelim işte titanyum alaşımlarından bir alaşım atayalım arkadaşlar. Örneğin şu gördüğümüz alaşımı uygula kapat diyorum. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Lütfen videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere.